The greatest British manager ever, Sir Alex! Yeah. Okay. Emotional football. Arhan'cığım hoş geldin. Abi hoş bulduk. Seninle yeniden birlikteyiz. Yeni evet, bir formata başlıyoruz birlikte. Evet. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Programımızın adı Açıyor. açıyor. Burada sağ içinde farklı bir şekilde değerlendirdiğimiz haftalık bir seriye başlıyoruz birlikte. Aynı zamanda sevgili Doruk Keskin de bizlerle birlikte olacak bu programda ilerleyen bölümlerde. Diyerek girişi yapayım ve sponsorumuz Nagra'da en başta teşekkür edeyim. Çünkü onların sponsorluğunda bu program gerçekleşecek. Biz de teşekkür edelim tabii ki. Ben de şunu söyleyebilirim. Beni Sokrates'te en çok heyecanlandı programlardan birisi olma yolunda daha ilk bölüm yayına girmeden de böyle hissediyordum. Zaten öncesinde de kurgu aşamasında da e, hep desteğim vardı. E, umuyorum inşallah izleyenlerimizin de mutabık olduğu bir program olur diyelim. Evet, evet. programımızın adı açıyor Uzun bir süre boyunca düşündük. E, aklımıza en uygun fikrin, e, en uygun ismin bu olduğu geldi ki zaten haftalık fantezide bunu biraz e, esprili bir şekilde konuşmuştuk. Evet. Spoiler verilmişti. Evet dolayısıyla Katenaccio'nun ilk bölümü başlıyor. İlk bölümde konumuz sahte bek, sahte stoper son dönemde hayatımızda çok hızlı bir şekilde girmiş. Son 10 yılda fazlasıyla girmiş ve sahte stoperle birlikte son bir 2 yıl farklı bir kırılma yaşamış terimler. Dolayısıyla bu iki pozisyonu, bu iki rolü konuşacağız bugün. Nasıl ortaya çıktı? Gelişimi ne şekilde oldu ve nasıl kullanılıyor? Zira yani şunu da söylemek gerekebilir. Şimdi bu sahte kavramı tabii sahte ile beraber hayatımıza girdi. Sahte 9'un terim olarak terminolojide ortaya çıkma nedeni 9 numaranın aslında yerinde olmamasıydı. Yani sürekli derine gelmesi, kendi pozisyonunun dışına çıkması ve bu şekilde o ismi almasıydı. Sonrasında işte yine aynı şeyler sol bek ya da sağ ya da stoper mevkiinde kendi yerinde durmayıp merkeze gelen, orta sağlaşan, pozisyonu değiştiren oyuncular için de aynı kavram, aynı kelimeyle kullanmaya başlandı ki bu biraz eleştiri konusu da oluyor Arhan. Aslında daha çok bu işin medya yanında ortaya çıkan kelimeler. Yani sahte kelimesi biraz işin medya yanında ortaya çıkıyor. Çünkü oyunu daha iyi konuşabilmek, daha iyi anlayabilmek ve daha iyi anlatabilmek için aslında bizim biraz da bu terminoloji bu terminolojiyi oluşturmamız gerekiyor daha doğrusu. Onu söylemek lazım ama sadece işin medya tarafında oluşuyor demek de çok doğru değil çünkü teknik adamlar da bunu kullan sen de çok iyi biliyorsun yani basın toplantılarında Pep Guardiola'dan ben defalarca sahte dokuzu, sahte beki duydum. Keza Jürgen Klopp'un Roberto Firmino'yla alakalı sahte dokuzu dediği birçok basın toplantısı hatırlıyorum. Dolayısıyla teknik adamlar da buna destek veriyor hatta belki teknik adamlardan ortaya çıkıyor. Biz bunu net bir şekilde kullanıyoruz ama bu bir eleştiri konusu oluyor. Hatta bu eleştiri bence sahte bek ve sahte stoper üzerinde Pep Guardiola üzerinde de ekstra benim çok fazla anlam veremediğim bir eleştiri bombardımanını beraberine getiriyor. Çünkü hocanın özellikle yani bu terimler üzerinden, bu terminoloji üzerinden ve ...bu yeni pozisyonlar üzerinden sürekli bir icatta bulunduğu... ...yeni şeyler yapmaya çalıştığı, işte o çok fazla düşünmesi ...sürekli yeni bir icadın peşinde koştuğu... ...ve aslında odağının bu olduğu üzerine bir algı, bir hikaye kuruluyor. Buna hiç katılmamakla birlikte aslında... ...yani kafasındaki amacın ben tek olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun kafasında oyunu doğru şekilde... ...doğru şablonda, doğru şekilde oynayabilmek var. E aslında yani tahtamızdaki diziliş de... ...tahtamızdaki şablon da biraz bununla alakalı. Aslında işte Kaleji'den başlayan 3, 2, 5... ...yine son dönemde, son 10 yılda hayatımıza en çok giren diziliş işlerden biri. Artık en az 4-3-3 kadar, en az 4-4-2 kadar, 3-5-2 kadar, 3-4-3 kadar kullanılan şablonlardan biri. Asıl amaç bu 3-2-5'i oluşturmak. Guardiola oyunun set oyununda özellikle set tarafında bu şablonun geçerli olduğunu düşünüyor ve bu şablonu ortaya çıkarabilmek için de 4'lü savunmayla oynayan bir teknik adam olarak toplu oyunda ya beki ya soperi merkeze sokmak durumunda. Bu şekilde ortaya çıkarmak için de o pozisyonlar değişiyor. Bu önce sahte bekle başladı. Son 2 sezonda ya da son 1,5 sezonda soperle devam ediyor. Ama amaç yeni bir şey icat etmek değil. Yeni bir şey ortaya çıkarmak değil, yeni bir şey yaparak övgü kazanmak değil, işin başka tarafı değil, tamamen tek hedefi futbol, tek amacı futbol, tek amacı oyunun doğru şekilde oynanması. Onun kafasında da bu oyun böyle oynanması gerektiği için bir oyuncu dörtlü savunmayı tercih eden bir teknik adam olarak, çünkü kariyerinde üçlü savunmayı çok az tercih etti, bir oyuncu içeri atmaktan geçtiğini düşünüyor bu yolun ve işte sonrasında bir bekten içeri giriş ya da... Stoper'den içeri girişle beraber bu 3-2-5 ortaya çıkıyor. Ya yeni hususuyla alakalı bence söylenebilecek şey şu olabilir. Sonuçta artık ürettiğiniz tezlerin antitezi çok hızlı bir şekilde size geri dönüyor. Ve bu yüzden de sizin yeni tezler üretmeniz gerekebiliyor. Bu zaten futbolun evriminde olan bir şey. Sahte bek noktasında da herhalde çok hızlı bir şekilde bunun antitezi üretildi. Ve aşağı yukarı hemen her takım bunu denediği için Stoper'den işte Stones'la birlikte bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde gördüğümüz herhalde yeni söyleyebileceğiniz şey bence bu olabilir ama o orada da aslında temel amaç hadi ben Stones'u atacağım ve hepinizi şok edeceğimden ziyade yeniden oyun kurulumunu daha doğru bir şekilde yapabilmek ve savunmayı orada daha farklı kurgulayabilmek. Kesinlikle. Bunun detaylarına zaten birazdan gideceğiz ama önce istersen yani City'de yaptıkları hatta Bayern'de yaptıklarına geçmeden önce bu içeride kullanılan bekler çünkü sahte bekle başlıyoruz. İçeride kullanılan bekler ilk olarak nerede ortaya çıktı? Biraz ona gitmek gerekiyor. Yani eskilerden hatırladığın takımlar var mı? Bekleri özellikle hadi şöyle söyleyeyim ben kanat beklerini içeride kullanan. 2010 Dünya Kupası var. Evet. Gelsa, Doğru. Şili, Vidal. Aha. Sen şimdi şöyle dizince tabii ki aslında VM hususu da çok birbirine benzeyen şeyler. Aslında 3-2-5'in çok uzantısı ama spesifik olarak takım deyince benim aklıma 2010 Dünya <laughs> Kupası geliyor. Çok güzel bir yere geldin çünkü ben zaten direkt oradan girmeyi düşünüyordum. Evet işte o Şili şu anda daha farklı bir dil işte ekrana geliyor. Üçlü savunma oynuyordu 2010'daki Şili. Dolayısıyla işte merkezde Ponce, solda Gonzalo Hara, sağda Geri Edel, savunma önünde Carmona. Senin söylediğin Arturo Vidal sol kanat bek olarak içeride konumlanıyordu toplu oyunda. Sağda yine Rodrigo Miller benzer şekilde bir orta saha oyuncusu olarak içeride konumlanıyordu. Ama aslında kenarı savunması gereken bir kanat bek olarak içeride konumlanıyordu. 10 numara Matias Fernandez solda Mark Gonzalez. Oyunu çift yönlü oynayan bir kenar oyuncusu. Sağda Alexis Sanchez bu takımın ucundaki her şeyiydi ve sadece içeri girerek buradaki operasyonu yapıyordu. Ve en uçta da çok kuvvetli bir Humberto Suazo. Ne Arturo Vidal bir kanat bekti ne Rodrigo Miller kanat bekti. İkisi de orta saha karakterli oyunculardı ama topla beraber sürekli içeri doğru giriyorlardı. Topsuz oyunda zaman zaman kenarı savunuyorlardı ama ağırlıklı bir şekilde merkezde yer aldılar. Ve Marcelo Bielsa'nın birçok röportajında referans verdiği konulardan biri. Yani merkezi 3 artı 3 şeklinde savunduğunuz zaman kenarlardan risk alabilirsiniz diyor hoca. Elbette Vidal kenara açılıyordu ve oradaki savunma işlerini yapıyordu. Yapamadığı zaman stoperlerden biri Oraya kayıyordu ve direkt iki stoper yine kaymaları sağlayarak çizgileri savunuyordu ama ağırlıklı bir şekilde oyunun merkezini 6 hatta 7 on numarayla beraber hatta santraforla beraber 8 oyuncuyla e, tutmayı düşünen bir hocaydı ve sadece genişliği öndeki bu iki oyuncudan Mark Gonzalez ve Alexis Sanchez de veriyordu. Vidal'i ve Mark Miller'ı hücumda zaman zaman çizgide görüyorduk ama genellikle toplu oyunda da topsuz oyunda olduğu gibi içeride kalmayı tercih eden oyunculardı. Aynı Marcelo Bielsa kulüp takımında da Guardiola'ya yakın bir dönemde Marsilya'da benzer bir durum ortaya çıkardı. Marsilya 2014-2015 Marsilya'sı zaten sadece bir sezon kaldı ve ben bu programa kadar kulüp takımlarındaki ilk örneğin Marsilya Bielsa'nın Marsilya'sı olduğunu düşünüyordum ki hatta bunu bir tardini büfede konuşmuştum. Ama sonrasında bunun böyle olmadığını bu program hazırlanırken maçları izlerken görme şansı elde ettim. Ona birazdan geçeceğiz ama işte aynı 3-1-3 benzer şekilde ön plandaydı. Üçlü bir savunma. Savunma önünde 6 numara. Hatırlarsın bu oyuncu. Giannelli Imbula. Soldan içeri giren Benjamin Mendy ki sonrasında Guardiola'nın öğrencisi oldu. Sağdan içeri giren Türkiye'de de forma giyen Cacetçe, 10 numarada Dimitri Paye, sağda genişliği veren Tovan, solda genişliği veren Mayu ve en uçta da Andre Pierre Gignac. Benjamin Mendy bir kanat bekiydi ama toplu oyunda sürekli içeri giriyordu. Cacetçe yine aslında bir kanat bekiydi, bek profilli e, profili bir oyuncuydu. İçeri giriyordu. Şili'den farklı olarak burada bekleri kullandı ve bekleri içeri attı. Dolayısıyla teknik kalitede biraz düşüyordu. Yani Vidal'in ve Mark Miller'in yaptığını toplu oyunda Benjamin Mendy ve Jajetçe çok fazla yapamıyordu. O yüzden topa sahip olsa da Şili'ye göre topa sahip olma oyununu biraz daha direkt oynayan, daha çok top kaybeden ve o kaybettiği topu yine önde preste geri kazanmaya çalışan bir takım ortaya çıkarmıştı. şöyle bir şey söyleyeyim. Da. Guardiola örneği verdin. Mendy'yi kullanma şekli olarak hiç içeride kullanmadı Mendy'yi. Hep genişlik veren tarafta kullanmadı. Kesinlikle öyle. Yani aslında oraya da geleceğiz. Mendy'yi kullanma yönünden de iki teknik adam diziliş ve şablon ayrıldığı gibi biraz ayrılıyorlar. Ben dediğim gibi 2014-2015 Marsilya'nın ilk örnek olduğunu düşünüyordum modern dönemde son 15 yılda. Ama Guardiola'nın Bayern Münih'e 2013 yazında gittikten sonra ilk sezon izlediğim Bayern maçlarında sahte beki iki beki içeri sokarak kullandığı maçları gördüm. Bu da işte 2013-2014 Bayern Münih. Aslında sonrasında da tabii ki oradaki 3 sezon boyunca sahte beki düzenli bir şekilde kullandı. Ama özellikle ilk sezon Toni Kroos 6 numarada daha sık görev yaparken ki ilk sezon sonrasında ayrılmıştı. Real Madrid'de transfer olmuştu. Toni Kroos'un 6 numara olduğu, sahiç Müller ya da Götze tam tersi Thomas Müller sol iç. Bu iki oyuncunun 500 hücum hattını öne çıkarak oluşturduğu, sağ bekteki Lam'ın ve sol bekteki Alaba'nın içeri girdiği 3-2-5'ten ziyade 2-3-5'li yapıyı gördüğümüz maçlar var. Hatta 2-3-5 şöyle 3-2-5'e dönüyordu Arhan. Bir Şampiyonlar Ligi yarı finali izledim. United'la karşı o sezon oynadıkları. Toni Kroos merkeze doğru iniyor. İki stoper kenara açılıyor. Bekler içeri giriyor. İki bek 3-2-5'in çift pivotu oluyor. Kroos İki stoperin arasında sol stoper Dante, sağ stoper de Boateng. Solda Ribery, sağda Robben ve dediğim gibi 2 on numara. Lewandowski'nin değil Mancuk için arkasında 2 on numara. Götze ve Thomas Müller. Bu şekilde oluşturuyor ki bu da aslında 3-2-5'lerde çok gördüğümüz bir şey değildir. Yani bir beki içeri sokar teknik adamlar ama şöyle sokar. Dörtlü savunmadan sokar. Bu 6 numaradır. Onlar yukarı doğru çıkar. Ki City'de genellikle Hı. bunu gördük. Ama Bayern Münih'te Kroos'u çift stoperin arasına alıp iki bekli çift pivotu kullandığı maçlar var ki yani David Alaba zaten orta saha karakterli bir oyuncu. Lam'ın da yani top bir orta, orta sahadan farksız olduğunu biliyoruz oyuncu profili itibarıyla. İki şey söyleyeceğim. Mesela Kroos'un oraya geçişinden bahsettin. Orada genellikle bekler olur. Bir bek kalır, bir bek gider. Evet. Ya genişlik verir ya merkeze iner ki bunu City'de Walker ve Cancelo ile çok fazla gördük. Yine City'den bir örnek vereceğim. City'de bunu yaptı tek bir maç var. Açılış maçı West Ham. Rodri gelmişti. Evet, Rodri'nin altı kaldı ama. Evet, aynen. 3-5 yani, oldu maç, doğru. Almıştı. Ee, ki 2-3-5'i çok fazla kullanmıyor. 3 2 5ci daha çok vardı. 2-3-5 biraz daha Klopp'un zaman zaman kullandığı. Bir de yanlışım yoksa Fabinho, Wijnaldum, Henderson orta sahası olduğu dönemde Fabinho ya da Henderson'dan birisinin geri gelip zaman zaman Trent'in de merkezleşmeye başladığı dönemi söylemeye çalışıyorum. Klopp'un da benzer kullandığı şeyler oldu. Evet, ki 3-2-5 aslında ikinci bölümümüzün ana konusu Hı -hı. olacak. Hatta bu seri içerisinde en sık referans verdiğimiz, en sık kullandığımız şablonlardan biri olacak. Dolayısıyla ikinci programın ana konusu 3 2 5'te tabii ki Liverpool, Jurgen Klopp ve onun yaptıkları da çok inceleyeceğimiz, mercek tutmaya çalışacağımız takımlardan biri olacak. Onu söyleyebilirim. Yine güzel bir yere referans verdin ve sonrasında işte City dönemi geliyor. Evet, sırada City dönemi var. City dönemi başlamadan önce, bundan 2 yıl önce ya da 2,5 yıl önce gelin ne BT Sport'a bir röportaj verdi Guardiola. Sen de hatırlarsın. O röportajda şöyle bir şey söylüyor Guardiola, cancelo ile alakalı. onun sahte bekliği üzerinden, e, nekerin sorusuna. E, bu aslında Almanya'dan gelen bir şey diyor. Çünkü Almanya'da ben şunu öğrendim. Bekleriniz çizideyse Bundesliga'da sizi perişan ederler. E, o yüzden oradan buraya taşıdığım bir şey diyor kanser üzerinden sahte bek için. Yani merkeze gelmesinin aslında iki sebebi var. Biz toplu oyundakini konuştuk ama. Topsuz oyunda da birçok kez merkezde kalabalık olmak önemli ki. Bielsa'nın da anlatmak istediği oydu. Evet. Aslında yani oradaki açıklaması ne kadar gerçek, ne kadar samimi. Ondan da çok emin değilim Arhan. Onu şöyle açıklamaya çalışayım. Çünkü yani City'de aslında işler tam olarak sahte bek üzerinden başlamadı. Yani şunu söyleyebiliriz. Barcelona dönemi net bir şekilde geleneksel bek kullandığı bir dönemdi. Guardiola'nın. Bayern dönemi ağırlıklı bir şekilde, net bir şekilde sahte bek yani içeri giren bekler kullandığı bir dönemdi. City dönemini ben biraz daha ayırıyorum. Yani iki ayırdığım zaman ağırlık tabii ki son dönemde son 3-4 yılda çok daha ağırlıklı bir şekilde geçtiği için sahte bekti ama ilk başta ilk sezon geleneksel bekleri çok fazla kullandı. Çünkü yani hatırlayalım John Stones transferi vardı gelir gelmez yaptığı biliyorsun. Stones Otamendi soperleri vardı. Sol bekte Kolarov, Gaye Klişi kullandığı iki sol bekti. Sağ bekte Zabaleta, Sanya ve hatta sağ bek kullandığı Jesus Navas. Ona da sağ bekte çok fazla görev vermişti. Bu 5 oyuncu da bekte geleneksel beklik yapıyordu. İlk sezon kesinlikle tamamen böyle geçti. Ya da çok ağırlıklı bir şekilde böyle geçti. İlk sezon sonunda 3 tane bek transferi yapıyor. Hatırlarsın. Evet. Benjamin Mendy, Kyle Walker ve çok hatırlanmayan Danilo. Ve bu üç bek geldikten sonra dominasyon başlıyor Premier Lig'de. Ama bu üç bekin ikisi hatta üçü de ilk geldiğinde geleneksel bekler. Benjamin Mendy dediğim gibi BSL bir sezon bunu yapmış ama ona çok uygun değil. Zaten sen de söyledin. Çok az kullandı. Sadece bir maçta kullandı. Hep onu çizdi kullandı. Onun örneklerini vereceğiz birazdan. Kyle Walker geleneksel bir kanat beki ve beklik yaparak Tottenham'da zaten o atletizmiyle transfer olmuştu. Hatta trenddi yani neredeyse Walker'da. Çiftaneler yapıyorlardı. Sol, sağ beklenir o zaman. Aynen öyle. Üçüncü düzenli bir şekilde oynayan, sürekli git gel yapan bir oyuncuydu. Başlangıçta çok farklı değildi. Yani Mendy çok erken bir şekilde sakatlanıyor hatırlarsın. Ama sakatlanana kadar solda Sterling'i içeri sokuyordu. 3-2-5 yine aslında oluşuyordu ama Mendy öne doğru geliyordu. Stoper, sol stoper yanışıyordu. Merkez stoper, sağ bek Kyle Walker evet içeride kalıyordu. O düzgün e, net bir şekilde. E, buradan bir oyuncu öne doğru geliyordu ve 3-2-5'i biraz daha böyle oluşturma çabası vardı. Ama bu da çok fazla sürmedi. Çünkü orada merkezde kullandığı iki oyuncu David Silva ve De Bruyne dolayısıyla bunu düzenli bir şekilde yapması için aslında De Bruyne ya da David Silva'dan birini geride bırakmak. Fernandinho'nun yanında bırakması gerekiyordu. Ne yapacaktı bilmiyoruz Guardiola. Çünkü ya 4. ya 5. ya da 6. hafta Benjamin Mendy sakatlandı. Zaten ilk, ilk birkaç maçta da oynamamıştı. O sakatlandıktan sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Elinde başka sol bek yok. Çünkü 2017 yazında ee, i̇yi sezon sonunda hem Gaya Klişi ayrılıyor Başakşehir'e geliyor hem Alexander Kolarov takımdan ayrılıyor ve Benjamin Mendy transferinin arkasında Mendy'nin arkasında nasıl kullanabileceği bir sol bek yok kadro içerisinde. Evet. Mendy bir anda patlayınca ve yani o sezonu kapatınca ondan sonra önüne yapması gereken bir tercih geliyor. Elinde sol bek olarak kullanabileceği iki orta saha oyuncusu var. Fabian Delph ve Alexander Zinchenko. Delf'i daha hazır görüyor büyük ihtimalle ve işte sahte bek dönemi orada ortaya çıkıyor. Fernandinho, David Silva, De Bruyne ve Bindelfi kullandı o sezonun çok büyük bölümünde. Yine bu iki oyuncu 2 10 numara olarak öne çıkıp 5 hücum hattını oluşturuyorlardı. Aguero'nun ya da J arkasında. Solda daha çok Raheem Sterling. Sağda da Ziyad Mahrez kullandığı oyuncular olmuştu. Fabian Delphi buradan içeri sokuyordu. Ve iki soper kayarak işte Volker'la beraber bu 3-2-5'in ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Başlangıçta Mendy'nin daha geleneksel bek gibi çıkmasıyla ilgili şu tartışmaları hatırlayacaksın. Sane ile Mendy hep bir, üstüne basıyordu. Çünkü Sane de genellikle kenarda oynamayı seven bir oyuncu. Solak. Mendy de aynı şekilde içeride olduğunda teknik kapasitesinden dolayı çok fazla top kaybı yapıyor. Bu nedenle çok çarpışmışlardı da zaman zaman. Bu da o döneme dair hatırladığım örneklerden birisi. Ve o nedenle de zaten biraz da onun uzantısı olarak yani Mendy'yi Bekte öne doğru çıkardığı maçlarda genellikle Sterling tercih ediyor. Hep yani. Sterling'i tercih etti. Evet. Beraber yani Mendy ile Leroy Sané'yi beraber kullandığı bir ya da iki maç var. Onlar da dediğin gibi o çarpışmayı beraberine getirdiği için ve profil olarak birbirlerine uymadıkları için Sané yani iç koridorda oynayamadığı için daha doğrusu biraz da onunla alakalı. Çok sol ayaklı sol kanatta oynamayı seven bir oyuncu. Çizgiye basıp buradan oyunu genişletmeyi tercih eden bir oyuncu Sané. Sané'yi içeri sok Ziyade solda Sterling'i tercih etmek, sağda da Riyad Mahrez'i kullanmak daha mantıklı hale geliyordu ama asıl yani oyunu yapmak istediği, oyunu genişletmek istediği yapı solda Leroy Sané, sağda Rahim Sterling'ti ki Rahim Sterling biraz da bunun yardımıyla bir sezon içerisinde 18-19 gol'e ulaşmıştı evet. sadece Premier Lig'de. Febin Delf'in içeri girmesi Leroy Sané'yi solda Rahim Sterling'in de sağda kullanma durumunu beraberine getirdi. Ve aslında en önemli nokta herhalde şu anda bir City golü tarif et desem bana yarım alandan 8 numaranın attığı pasla ceza sahasında bitirilen goller oldu. Evet. O yarım alanlarda da aslında Fabian Delphine oraya gelmesi ve işte David Silva, Kevin De Bruyne'nin oralarda kullanılabilmesi olduğu herhalde. Kesinlikle öyle. Febindel iyi sezon oynuyor. İkinci sezon onun yine sakatlık yaşadığı süreçte Zinchenko'yu daha fazla kullanmaya başlıyor ki zaten Febindel de 2019 yazında City'den ayrılıyor ve onun ayrılmasıyla beraber Zinchenko solda bekten içeri giren ve sahte beklik yapan oyuncu haline geliyor alt numaranın yanında ve Zinchenko'dan sonra da biliyorsun Joao Cancelo yine oraya ciddi bir bonservis bedeli vererek transfer etti Guardiola ve Cancelo da zaman zaman sağdan içeri ağırlıklı bir şekilde de soldan içeri sokarak kullandığı zamanlar oldu. Ne var ki sonrasında da bir sahte stoper dönemi geçtiğimiz seneyle beraber ortaya çıktı. Aran, sahte stoper'i istersen bir alıntıyla açalım. Çünkü çok beğendiğim futbol analistlerinden İsvan Beregi, birçok takıma da özellikle duran toplar konusunda danışmanlık veren zaman zaman hatta bazı kulüplerde duran top antrenör olarak çalışmış biri. Ki Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası'nın başarısında önemli pay sahiplerinden biriydi. kesinlikle. E, onun sahte stoper'le alakalı Guardiola'nın buna dönmesiyle alakalı bir teorisi var, bir düşüncesi var. Örneğin Pep'in City'si, başlangıçta Bekler'in içeri doğru hareket ettiği bir 3-2-5 inşa etti ve bu durum beraberinde de farklı savunma tepkilerini getirdi. Savunma sistemleri bunları savunmanın çözümünü buldukça hep aynı yapıyı oluşturmanın farklı yollarını bulmak zorunda kaldı ve son zamanlarda çözümü bir stoperin altı numaranın yanına hareket etmesiyle buldu. Ki aslında programın başında dediğim şeyin biri de tezahürü bu. Yani yeni tezler üretme bu adamın tırnak içinde fetişi değil. Aslında savunmalara karşı bir şeyler üretmek durumunda kaldığı için yaptığı bir şey demiştik. Çok kısa bir ekleme daha yapayım. Zinchenko'nun bir röportajında Ferdinand'la röportajında neden sahte bek olarak kullanıldığına dair Arsenal'da hı hı. ve City'de çok güzel özetlediği bir durum var ve diyor ki ben diyor rakip sağ kanadını diyor merkeze çekiyorum diyor buradaki amacım diyor onu merkeze çekmek değil aslında sol kanadı kendi takımımızın sol kanadını rakip sahte birebir bırakmak. Hı hı. Ama bunu artık takımlar çok rahat bir şekilde savunabiliyor. Çünkü o kadar çok görüyorlar ki sıklıkla. Bu nedenle de aslında hem Beregin'in hem de bizim programda konuştuğumuz nedenlerin yine bir açıklaması bence bu. Kesinlikle. Yani bu zaten benim katıldığım bir görüş ama ben bundan ziyade daha farklı ve daha büyük iki neden olduğunu düşünüyorum. Guardiola'nın sahte stoperi ortaya çıkarmasının. Bunlardan bence birincisi Zinchenko'nun takımdan ayrılması. Yani işte o içeri giren Solbek... Joa Cancelo'dan sonra zaten Cancelo ayrılmıştı. Onun üzerine Zinchenko da Arsenal'e gitmek isteyince ki biliyoruz Guardiola oyuncunun kalmasını istiyordu. En azından açıklamaları bu yöndeydi. City kaynakları da bunu doğruluyor. Zinchenko'nun ayrılmasından sonra elinde öyle bir oyuncu kalmadı. Cancelo'nun da takıma uymamasıyla, bir türlü o dikişin tutmamasıyla birlikte elinde sol bek kullanabileceği bir stoper vardı. Nathan Ake'ydi o oyuncu. O nedenle aslında içeri sokabileceği bir bek yoktu. Dolayısıyla ilk neden bence Zinchenko'nun gidişi. İkincisi neden Zinchenko'nun gidişi aslında belki yerine benzer bir oyuncu transferi yapma olmasını da beraberine getirdi. Çünkü evet Zinchenko hakikaten içeri girip burada 6 numaranın yanında e, bu baksı yani bu dörtlüyü ya da işte bu dörtlüğü oluştururken 2-10 numarayı 5 hücum hattına iten rolü pas kalitesiyle beraber yerine getirdi ki Aynı zamanda savunmada da bir zafiyet ortaya çıkartıyordu ve Zinchenko'nun gerek merkezdeki yoğunluğu düşürmesini gerek savunma geçişini yaptığı zaman buradaki birebirleri, sağ kenar oyuncularının savunma arkasına attığı koşulları zayıf atletizmi nedeniyle savunamaması aslında Guardiola'nın ve City'nin hedef maçlarda canını yakan noktalardan biriydi. Cancelo da biraz böyle bir oyuncuydu. Yani Cancelo da birebir savunmayı iyi yapamıyordu ve atılan koşulları aynı şekilde Zinchenko gibi savunamıyordu. Biraz da Zinchenko'nun kalmasını istemesine rağmen gittikten sonra o ayrıldıktan sonra benzer bir oyuncu peşine koşmayıp Nathan Aki'yi oraya devşirmesi de Zinchenko'nun yarattığı ya da o tip oyuncuların teknik kalitesi yüksek, savunma kalitesi düşük oyuncuların yarattığı savunma zafiyetiyle alakalı diye düşünüyorum. İlk neden buydu bence. İkinci nedense bence Kyle Walker. Neden Kyle Walker? Onunla alakalı da bir alıntı yapacağım. Bu alıntı Pep Guardiola'dan. Kyle bunu oynayamıyor. O daima büyük bir hıza sahip olacak. Hatta 60 yaşında dahi bu odadaki en hızlı kişi olacak. Fakat merkezde oynamak için başka şeylere sahip olmanız gerekiyor. O ise başka meziyetlere sahip. Aslında içeri giren bek olarak Cancelo ya da Zinchenko ile birlikte oynadığı maçlar oldu ve o maçlarda iyi işler çıkardı. Ama bu şablonda yani arkada üçlü, merkezde ikili oynadığımız düzende çift pivottan biri olamıyor diyor Pep Guardiola. İkisinin beraber oynadığı, içeri girdiği maçlar oldu diyor. O senin direkt bir şekilde atıfta bulunduğun West Ham mücadelesi. West Ham'la beraber belki bir maçta, belki birkaç maçta daha kullanmıştır ama gerçekten Walker'ı içeride çok az gördük. Gördüğümüz zaman da, gördüğümüz zaman da 2-3-5'in bir parçası olarak gördük. Evet. Ama Guardiola'nın burada söylediği gibi sağdan içeri giren oyuncu olarak, Walker'ı şöyle sokalım. Dörtlü savunma, 6 numara Rodri. Sağdan içeri girdi, savunmalar kaydı. Mesela Ake burada, iki stoper. Walker içeride, Rodri yine iki 10 numara hücum altına yaklaştı. burada Buradaki pivot işlerini yanında bir alt numara olduğu zaman yapamadığını söylüyor Guardiola. Şimdi o zaman önümüzde şöyle bir durum var. Tekrar Walker'ı geriye çektim. Tekrar alt numara burada. 2-8 ya da 2-10 numara. Şimdi Walker içeri giremiyor. E Nathan Ake içeri giremiyor. En azından buna dair bir pratik yok. Guardiola hiçbir maçta Ake'yi sol bekten içeri sokamadı. Sokmadı. Dolayısıyla Nathan Ake'nin de içeri giren bir sahte bek rolünü oynayamayacağını düşünüyor. O zaman 3-2-5'i nasıl oluşturacak? Ayağı temiz. Kim varsa stoperden onu çekerek. Yani aslında icat yapmıyor. Aslında yaptığı şey 3-2-5'in devamını sağlamak. Eğer benim sol bekim Nathan Ake, benim sağ bekim Kyle Walker'ıysa diyor ve stoper attığımda işte iki stoperim varsa ben o zaman ayağı temiz 6 numaralı yapabilecek bir stoperi merkezden çıkartırım ve Rodri'nin yanına sokarak yine 2-10'un ya da 2-8'in 9 numaranın yanında bu iç koridorlarda, half space'lerde oynamasını sağlayabilirim diye düşünüyor. Hedefi tek. icat yapmaya çalışmıyor. Bir şey bulmaya çalışmıyor. İcat yapmak için bir zorlama yok. Tek düşüncesi bu şablonu ortaya çıkarmak. Ve bu şablonun ortaya çıkması için de elindeki oyuncu profilleri ona neyi yapmasını söylüyorsa ya da neyi yapamayacağını söylüyorsa o çareleri takım içerisinden farklı şekilde bulmaya çalışıyor. Yani İsvan Beregin'in söylediği şey muhtemelen doğru. Muhtemelen rakibi karşılama yönünden de elbette bazı şeyleri değiştirerek rakibi kafasını karıştırma düşüncesi var. Ama Zinchenko gittikten sonra sağ bek eğer ve sol bek mecbur bir şekilde Nathan Ake olacaksa zaten başka çaresi yoktu Guardiola'nın. Bunu yapmak zorundaydı. Bunu yaptı. Bence emin değildi. Oynayıp oynamayacağından, yapıp yapamayacağından John Stones'un. Ama John Stones da yani hakikaten DM 6 numaraların ayak kalitesine sahip olan bir oyuncu. Geçtiği ilk maçla beraber birkaç maçla birlikte çok hızlı bir uyum gösterdi. Ve bu düzelişin, bu şablonun, bu 3-2-5'in devamını sağlayan faktörlerden biri oldu. Hatırladığım ilk maç 4-0'lık Real Madrid maçı Stones'un merkez Stopper'den merkezleşti. Stoperden merkezleşti. Stones'u bence farklı kılan noktalardan birisi de şu. Çok sakin kalabiliyor. Pası ne zaman atacağını o hani çünkü o boşlukların çok önemli olduğunu bildiği için Guardiola. Cancelo'dan farkı bence biraz da o. Yani ne zaman pası çıkarması gerektiğini biliyor. Cancelo biraz daha içinde delikanlı bir oyuncuydu. Hep daha fazlasını daha istiyor. Evet. Daha fazlasını yapabileceği var kafasında. Bu da bazen işleri karmaşıklaştırıyor. Karmaşıklaştırabiliyordu. O yüzden Stones'un da buradan bir farklılık yarattığını söyleyebiliriz. Son olarak da ben şunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan bilmiyorum ama City konuşurken bence sadece Guardiola üstünden konuşmamak gerekiyor. Kulübü de konuşmak gerekiyor. Harry Kane Haaland transferleri bence bu açıdan önemli bir noktada. Çünkü Kane'i çok istediler, alamadılar ve biliyorsun ilk ayın çift tane yaptığı sezonda neredeyse santriforsuz bir şekilde ligi sürklese ettiler. Orada hep şu konuşuluyordu İngiliz medyasına. Doğru anı bekliyorlar, doğru transferi bekliyorlar. Declan Rice'de de aynı şekilde bu yaz. Çok yüksek bonservise çıktılar ama bir tavan fiyat belirlediler. Üstüne arsınla vermediler. Bunu şuraya bağlayacağım. Benzer bir profil alabilir mi? Manchester City, Cancelo'nun ayrılacağı sezon başında belliyken Ocak'ta hayli hayli alabilirdi. Ama bence savunmada bunun getirilerini de gördü Guardiola. Aynen. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorunda olduğunu biliyordu. Ve kazanabilmek için ideal sene olduğunu da bence farkındaydı. Ve hep biliyorsun neden bu sene kazandınız sorusuna da. Çünkü 4 tane stoperle oynuyoruz ve çok daha iyi ceza sahasını, geçişleri savunabiliyoruz dedi. Dediğim gibi bu bir tavuk yumurta mıydı tam olarak bilmiyorum. Ama bu kadar fazla planlama yapan ve geleceği düşünen işte Soriano'yla, ile Guardiola'nın bence toplantıların birisinde ya böyle yaparsak belki daha da iyi savunabiliriz düşüncesi gelmiş olma ihtimali bana yüksek geliyor. Kesinlikle yani o yüzden zaten zincirin konu ile beraber e, orada çok diretmedi dememin sebebi biraz çünkü oluşan 3-2-5'te yani bu Stones'lu yapıda ya da sahte stoperli yapıda Nathan Ake çok iyi savunmacı büyük atlet. Ruben Diaz iyi atlet büyük savunmacı. Walker çok büyük atlet harika bir birebir savunmacı. Johnson zaten bir stoper. Rodri yani olabilecek en iyi alt numara top kazanma yönünden ve merkezi kapatma yönünden. İspanya'nın stoperi. İspanya'nın stoperi. 5 stoper aslında. Yani hep 4 soper yapı diyoruz ama gerçekten Rodri'ye beraber 5 stoperli yapı Michael olsun dediği gibi. Rest defense 5 stoperle beraber muazzam bir hale geldi. Atletizm yukarı çıktı, savunmacılık yukarı çıktı, kütle yukarı çıktı ve öndeki 5'linin de hücum işlerini çok daha rahat yapması belki de beraberinde ortaya çıktı bununla birlikte. Aslında yine yani bunu da ikinci bölümde 3-2-5'i biraz daha açtığımızda daha fazla açma şansımız olacak. Yani Guardiola'nın sahte bek ve sahte stoper kullanmasının bir nedeni de aslında 2 2-8'linin hücum işlerini ya da 2 on numara olarak hücum işlerini yapmak istemesi, yapmasını istemesi. Yani bu iki oyuncudan hem yaratıcılık hem iç koridorda etki hem de skor bekliyor. Kenar oyuncularıyla beraber 5'inin böyle ortaya çıkmasını istiyor. Bir neden bu, bir neden de bence şunu da söylemek gerekebilir. Guardiola'nın Barcelona'dan sonra 6 numarasının yanında Xavi gibi hiç bir derin operasyonları yapan oyuncusu olmadı. Bayern'de böyle bir oyuncu yoktu çünkü Thiago Alcantara'yı da Xavi Alonso ile beraber biraz daha ön tarafta düşündü. Ya da bazen tek 6 numara olarak kullandığı maçlar oldu Thiago'yu. City'de hiç böyle bir oyuncusu olmadı. O nedenle Xavi gibi bir oyuncusu olmadığı için 6 numaranın yanına ya stoperden ya bekten yine teknik kalitesi yüksek bir e, oyuncu ya da bir oyun teknisyeni sokma düşüncesi de biraz Chavis'i olmadığı için diğer takımlarda ortaya çıktı diyebiliriz galiba. Kesinlikle söylenebilir ki sonraki bölümlerde konuşacağız. 3-2-5'in nasıl farklı şekilde kurulabildiğini. Evet. Bence bir basın toplantısını açın Guardiola'nın. En sık duyacağınız kelimelerden birisi pockets olacak. O cepler. Cepleri çok fazla kullanan bir hoca. O ceplerde de onları aslında 2-8'ini ileri atma isteği zaten bahsettiğin gibi buradan bu telaştan doğuyor. Ben çok keyif aldım sohbetten. Özellikle 3-2-5'i konuşacağımız Iple çekiyorum şu an içinde. Ben de aynı şekilde bir sonraki bölüm daha fazla daha net bir şekilde açıp daha farklı takımlardan örneklerle konuştuğumuz bir şablon, bir diziliş olacak bu yapı. Sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda da bunları bekliyoruz. İlerleyen programlarda belki akışımıza oluşturmamız için sizden de yardım alırız. Çok teşekkürler Aran. Ben çok teşekkür ederim abi. Dediğim gibi çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde bir mukabele. Nagara'da da tekrar teşekkür ederim. Evet, Katanayçı'nın ilk bölümü böyleydi. Haftaya 3-2-5 bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. <laughs> The greatest British manager ever, Sir Alex! Yeah. Okay. Emotional football.